Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 204. sayfadayız. Bu sayfa Tevbe suresinin 112. ayeti kerimesiyle başlıyor. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون O canları ve mallarıyla cenneti satın alanlar kimlerdir? Tevbe edenlerdir. Ettaibun, taibun tevbe edenler. El-abidun, ibadet edenlerdir. El-hamidun, hamd edenlerdir. el saihun cihad için seyahat edenlerdir veya oruç tutanlardır. Bu iki anlamada gelebilir denmiştir. el er rakiun rükû edenlerdir. Es-sacidun secde edenlerdir. el âmirûn emredenlerdir bil ma'ruf iyiliği. Ve nahuna ve nehyedenlerdir. Yani alıkoyanlardır. Anil münker kötülükten. Vel hafizun ve koruyanlardır. Li hudûdillâh Allah'ın sınırlarını. Ve beşşir müjdele el müminin müminleri müjdele.

ve الذين amanu ve iman edenlere en yestagfiru mağfiret dilemek. lil müşrikîn müşrikler için mağfiret dilemek yakışmaz, yaraşmaz. Ve lev onlar olsalar bile. Qulîl kurba en yakınları olsalar bile. Min ba'di sonra ma tebeyyene belli olduktan sonra lehum kendilerine ennehum gerçekten onların ashabu ehli oldukları elcehim cehennem ehli oldukları kendilerine apaçık belli olduktan sonra وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم 114. آية كريمة Ve ma kana değildi istiğfaru istiğfarı yani bağışlanma mağfiret dilemesi İbrahim'e İbrahim'in li babasına e, İlla başka bir şey için değildi an mev'idetin sözden e, va'adaha vaad ettiği ona verdiği e, sözden iyyahu ona evet ona verdiği e, bir sözden başka bir şey için değildi o istiğfarı Felemma <laughs> tebeyyene apaçık belli olunca lehu kendisine ennehu onun hakikaten aduvun lillah bir Allah düşmanı olduğu belli olunca teberre teberri etti uzaklaştı minhu ondan inne şüphesiz İbrahim'e İbrahim le çok içli idi yani ah eden idi e, halimun yumuşak huylu idi وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 115. ayet kelime ve ma kana olacak şey değildir. li yudilla sapıklığa düşürmesi, dalalete düşürmesi. qawmen bir kavmi ba'de sonra iz hadahum kendilerine hidayet verdikten, doğru yola ilettikten sonra hatta yübeyyine açıklamadıkça lehum onlara ma yettegûn sakınacakları şeyi innallâhe şüphesiz Allah bi şeyin her şeyi alimun hakkıyla bilendir. İnna Allaha lehul mulku's semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve maleküm min duni'llahi min veliyyen ve nasir. 116. ayet kıraat İnna Allaha şüphesiz Allah e, lehu onundur mülkü mülkü es semavat göklerin vel arz ve yerin. Yuhyi Allah diriltir ve yumit ve öldürür. Ve malikum sizin için yoktur min dunillahi Allah'tan başka min veliyyin hiçbir dost ve la nasirin ve hiçbir yardımcı yoktur. Laqad tabballahu alannabi vel muhacirin vel ansar allazina tettabahu fi saati'l asrati min ba'di ma kada yazi'u kulub fariqin minhum thumma İnnehu bihim raufur rahim. Laqad tabe hakikaten tevbesini kabul etti. Tabi bu tabe ala harfi cerriyle birlikte kabul etti manasına gelecek. Laqad ise hakikaten elbette andolsun gibi pekiştirme anlatıyor. E, Allahu Allah kabul etti Alen nebiyi peygamberin töbesini ve muhacirin ve muhacirlerin ve muhacirlerle ensar ensarın kimdir onlar ellezinet teba'u ona tabi olan yani peygambere Aleyhisselam tabi olan muhacirlerle ensarın tevbesini kabul etti ne zaman tabi olan fi saati zamanında saatinde el usrati zorluk e, zamanında e, zor, veya işte güçlük saatinde ona tabi olan min ba'di ardından makade yüz tutmasının yani neredeyse gibi bir anlamı var. Yüz tutmasının ardından Yezihu eğrilmeye kulubu kalplerinin feriqin bir kısmın yani bir fırkasının bir kısmının minhum onlardan sünne sonra tabe aleyhim onların tövbesini kabul etti. E, i̇nnehu gerçekten o e, bihim onlara karşı raufun çok şefkatli olandır. Rahimun pek merhamet edendir. Evet bu ayete toplu mana verelim. Hakikaten Allah peygamberin ve güçlük zamanında ona tabi olan muhacirlerle ensar'ın tövbesini ki onlardan bir kısmının kalplerinin eğrilmeye yüz tutmasının ardından kabul etti onların tövbesini. Daha sonra onların tövbesini kabul buyurdu. Gerçekten o onlara karşı çok şefkatli olandır. Pek merhamet edendir. Sadakallahu lazim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.